Ateşi yakarken gerçek bir huzur ve rahatlama hissettim. Yani arka fondaki müzik ateş yanmaya başladığında çıkardığı çıtırtılar insanı kendinden alıp uzaklara götürüyor. İnsan ateşin büyüsüne kapılıp uzaklara dalıyor. İster bir şöminenin karşısında, isterseniz yavaşça kemiklerinizi ısıtan kamp ateşinin önünde. Hiçbir ortak yönü olmayan iki insanı koyun ateşin önüne, o ısının yarattığı kuvvetli çekim gücüne kapılır giderler. Ateş, evrensel boyutta da yırtıcılardan korunma demektir. İçgüdüsel olarak ateşin yanında huzurlu oluruz. Ateşin birleştirici gücünün atalarımızdan kalma bir alışkanlık olduğunu düşünüyorum. Keyif için değil de temel bir ihtiyaç olarak kullanıldığı o zamanlardan günümüze geldiğimizde amaç değişmiş olsa da ateş hala beraberliğin ve iletişimin bir aracı. O her zaman duygusal olarak bize iyi gelir ve bizi rahatlatan sohbetlere teşvik eder. Geceleri ateş yakıp etrafında toplanarak bir bağ kurabiliriz. Kamp ateşleri ve diğer her tür ateş çok duyarlı uyarıcılardır. Öyle bir şey ki tüm duygularımızdan geçerek bütün dikkatimizi bir yerde yoğunlaştırmamızı sağlar. Ayrıca ateşin gerçekten sizi tam o mekana ve o ana odaklaması gibi bir özelliği de var. Böylece insanlar dışarıdan gelen dikkat dağıtıcı unsurlara takılmak yerine birbirleriyle olan iletişime konsantre olurlar. Ateşin önündeki sessizlik hiçbir zaman garip hissettirmez mesela. Çünkü etraftaki manzara zaten yeterince ilgi çekicidir. Sadece alevlerin çatırtılarını izleyerek ve o tatlı is kokusunu içinize çekerek hiç konuşmadan bile vakit geçirebilirsiniz.